20 Ocak 2020'den itibaren aşağı yukarı neredeyse işte 11 ay olmuş. İlçe ilçe esnaf dolaşıyorum ben. Sebebi de şu. Türkiye esnafı unuttu. Esnaf en fazla istihdam oluşturan alandır. Sanayicinin ürettiğini tüketiciye sunan insandır. Ve esnaf bir ülkenin, sadece Türkiye için söylemiyorum, bel kemiğidir. Ve bütün iktidarlar da esnafa özel bir önem verirler. Uzunca bir zamandır kutuplaşma üzerinden oy alındığı için, insanları birbirinin grupları birbirinin karşısına dikerek, çelişkiler üzerinden kavga ederek oy alındığı için bunun kimseye faydası olmadığına kanaat ettik ve yollara düştük. Bu sizin de faydanız. Yani siz de basın emekçisiniz. Siz de faydanıza değil. Dolayısıyla nasıl müşteri veli nimetse seçmen de veli nimet olmalıdır. Bunun da ilk ayağı esnaf dedik. Dolaşıyoruz. Bugün Bilecik'te, Bozu'ya geldik. Bilecik'teyiz. Ondan sonra da tekrar bir ilçemizi ziyaret edip devam edeceğiz. Sorun dinliyoruz. O sorunları alıp meclise gündeme getiriyoruz. Milletvekili arkadaşlarım benimle oluyorlar. Bunlar soru önergeleri hazırlıyor. Araştırma önergeleri hazırlıyor. Şimdi tanımımız şu. İktidar iş görmek durumunda. Seçmen o hakkı ona tanıdı. O görevi verdi. Muhalefete de benim hakkımı arayacak, yani avukatım olacaksın. İktidara bizimle ilgili eksiği, gediği söyleyeceksin, oraya dikkat çekeceksin dedi. Aslında bu iş bölümünü yapıyoruz. Buradan da ciddi manada fayda sağlandığını, faydaya döndüğünü görüyoruz. Lüzumsuz konuşmalar Türkiye'de gittikçe azalıyor. Onun yerine gerçek gündemi konuştuğumuz bir süreç oluyor. O nedenle buradayım. Evet. Teşekkür ederim. Başkanım, Ümit Özdağ Bey'in açıklamasıyla ilgili bir yorumunuz olacak mı? Şimdi ben tek bir şey söyleyeyim. Biz ne HDP ile, ne Cumhuriyet Halk Partisi ile, ne Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadık. Nokta. Tekrar söyleyeyim. Hiçbir arkadaşım bilgim içinde ya da dışında, bakın bu kadar geniş söylüyorum genel başkan olarak, buna sadece HDP değil, bakın Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, Saadet Partisi, başka var mıydı hatırlamıyorum isnatların arasında, bir anayasa çalışması yapmadık. Ama daha ilginç bir şey vardı dün. AK Parti ile de anayasa çalışması yapıyormuşuz. Yani bir tarafta HDP yapıyoruz, bir tarafta da AK Parti ile yapıyormuşuz. Dolayısıyla AK Parti ile de oturup bir anayasa çalışması yapmadık. Şimdi bir cümlenin içinde hem AK Parti hem HDP geçtiği zaman hakikaten akıl sağlığına dikkat etmek lazım. Sayın Ömer Çelik bu konuda bir AK Parti adına açıklama yaptı. Ama ben hepsiyle birlikte söylüyorum. İYİ Parti Genel Başkanı olarak söylüyorum. Hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, kişi, partiyle herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur. Nokta. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.